İslam rejimi tarafından kanlı köpek piyasasında ama Türkmen halkının ulu bayların karşısında bu öz bayların ölü kesitlemek uğrundaki mevcalya savaşın yoğunu geçmek sebep oluyordu. Türkmen herhalde şuralı hükümet etmenin bir görünüşü oldu. Dura varı bir hareketler bütün Türkmen herhaya ayırdı. Her küncükte şuralı oğu yaşayıcılar tarafından kuruldu. Şehir Türkmen herhaya bütün İran yurdunun içine şuralı yurdu diyen adeye oldu. Tehran'da, Tebriz'de, Kürdistan'ın şehirlerinde yaşasın şuralar yurdu diyen şuralar Türkmen halkını kollamak uğrunda köşelerde yanılandı. 79. yıl Türkmen halkının ayağı kalan dalgalanlı devirdi. O günler adama güç veriyordu. Yaşlı, yaş kişi, ayağlılar hemmeler bir harekette paylıydı. Uzak yıllardan sonra Türkmen halkı yönden bir çerkte yaşayan, santaydan kişi de olsa İran diyen Kürt milletli yurdun içinde öz hak kuğunu elgirmek uğrunda birlik halkların arasında varıcı millet olup bu kıyısı bir yılı olay milletin içinde yıllar boyu bitirilmeli işleri bitirdiler. Bu günlerde doğrudanım il büyücü, sil büyücü diyen Türkmen'in bu tehemli sözüne göz getirmek buluyordu. Bu doğruda 300'den uğrak şuralar Türkmen oğullarında dörüldü. Bütün önkü zalim padişah devrinde dayıhanların elinden basıp alınan yerler kaytarılıp öz hakiki heyyelerin elinden avuçtu. Kol günlerde ova ilatının degincinin çevi yoktu. Yer bilen ova dayhanları toplum toplum olup inni öğür elini kavuşan yerlerini birlikte den işler, den paylaşıp şey edip önkü vakti yanında var bulmayan yerleri alıp ekip başladılar. Bir ovada kemçilik bolsa şuralar tarafından ova şuralarının merkez tazını yüzlenip kömek soranda kemçilikler diyerdi. Yine şey edip bu onlular çektiler yer Türkmen dayhanlarının eline geçti. Ama bir hareketi söylemeyerler hem de oturmayardı. Olurum ölgede ünlü dayhanların bu hareketinin karşısına ünlü ayrılmayardılar. Bir gün haram diyerdiler beylikun molda hükümet adamlarının kulluğu ile Türkmen halkının parahatçılıklı yol yolu işlerini o kadar üzüm halktan göz almasıyla yerdiler. Şeydi ben bu milletin üstüne iki yerek ağacı uçtum dediler. Türkmen halkına bu ulu işleri bitirmek ansat düşmedi. Elbette İslam hükümeti de bu beylikun onun iyilen çalarları da halkın elinden yerleri yerine kaytarıp almağa kuvveti çatmadı. Ama bir yolda Türkmen halkı köp bitirimler vermeye mecbur oldu. Yine atalarımız öz merdane oğullarından, yaş gelip kıyırlar öz yarlarından, balık çağalarımız atalarından araç mal oldular. Köp intansiyon adımlar öz canını korumak uğrunda Türkmen yurdunu taşlamaya mecbur edildi. İslam rejimi ve onun kolduğuçları bu dağılımçılığı Türkmen halkının adaletli görüşünün tersine yolu koysalar da hava bir yendik deyip tumşuğunu koyma tutsalar da yine 22 yıldan sonra bunları bu vahşiçilikle eden hareketin neticesi değilin cevabıdır demek bular. Türkmen halkının milli hak hukuklarını elgirmek uğrunda görüşü devam ediyor. İran inkılabının başka yıllarında ilk ince bağlı olup
havuzu gelindi. İnkılabı layık işleri yerine getirdim. Ben Türkmenlerin tutsal edilmeyene büyük verdim. İltivaçta yarar eyleyen Türkmenler yaralarının izne taşırmanızı güldürüş verdim. Son olsa yaraları taşıranların ölümüne döküm verdim. Ben bunların hem iyisi şayadım var. Onu Cenab-ı Hakim-i Refsancani, Hazreti Ahmet Khomeini, Khomeini'nin oğlu, Kutlamam'ın oğlu, Hüseyin Ali Muntazeri, Muhsin Rabiyosu, Bekeşti, Ayetullah Kutluzi ve bütün İran yolbaşları bilirse, ben 94 adama, sonlarımın bilelikte Tumacı, Cürcaniye, Vahidiye ve yine Masum'a afu cezasını verdim. Bu Türkmenlerin oğlanlarını, bu Türkmen halkını basit yakındım deyip, Ayet-i Azabiyan adlı İran'a çarpılan Cümlülük gazetesi, Asada ise Oğuz Naması bile Cilek'in terbiyesine aitti. İran'a Kürtçülükleyin haber verip reisleri Kalkali'nin ölümü aradı zımsalar, Zatar Yurtçer'de İranların çap etken metbuatını, radyo televizyonlarını, bu yine internet haber sayfalarını, Kalkali ve arada her kut malumat yeri yer. Misal için İranların Uyan News adlı internet web sayfasından Sadık Kalkali ve İran Türkmenlerinin yolbaşlarının ölümü adıyla yazılan makalada şeyle bilmeni diyor. Sadık Kalkali en son edin interviyosunu ben öz edin işlerimden pişman değerli eğitim ağız ölüm çok modellerim için pişman. Ben herdir de dünkü adam bu eğer yeri gezde kalıçını İran'ın ve inkılavın karşısında duranlara çekermeyip Tehran'ı çarpılayan yetmez adlı gündemi çıkan gazete aydın. 1937 yılında Kalkali'nin yağdayı yaramazlarını çekip çıkan bu lokmalılar 10 kız ömür etkilerden ettiler. Sadık Kalkali edin bir yıl mümkün oldu giden interviyosunda en son kıyıda düşmanlarına kaza basıp olarak düzgüş veriyor. O yüzden edin işlerinden razilik bildirip, asıl cezasını verip bildirip insanlarını yağdılar. Onlar inkılabı ve İslam'a karşıdılar. Bu ölüm onların hakkıdır deyip ayıttır. Kalkali inkılap karşısında hareket edenleri, asıl cezasını verip bu onları yok edip bilmeyen cünnet kıynanıyor. Sadık Kalkali'nin hükümet başına yaptığı dünkü yaralıları da cüzdat bilmediler. İlki başta o işinden boşadırdı. Bu on İran meclisinde kandit olmanın hukukçuları resmiler tarafından reddedildi. Son kutu burada Kalkali ikinci kordat reformatçılara da yakınlaştı deyip makalanyadan uyan yüzde belirliyor. Kalkali Irak uruşu başlarının bağlısı Saddam Hüseyin'i George Bush'tan akıllı deyip duyup başladı. O emir Saddam İran'ı bozkurluğa tutsa son tutsa ödülmeyeceğine de söz verir. Kalkali atıl cezalarını veren için özünü günahkar tanımayan kereyeli onları başlarının razıyla olan amal aşıranını delil edip kanunlaştırıyordu. Türkmenlerin ne için ve ne ile öldürülmesi hakkında Kalkali malumat vermese de onları öldürenini şüphesiz tasdik eder. Bu öz büyüğünü İran inkılabının son vakti Cumhurbaşkanı Khomeini'den alanına ait yer. Sadık Kalkali ve dedim cinayetler için hatta izarlanmadı. Bu halkları adam hukuklarını koruyan cemiyetler Kalkali'nin dedim cinayetlerinin